Evet sevgili izleyiciler, bu bölümde masamızın başındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Nöroloji uzmanı Doktor Emel Gökmen hocamız bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Neşeli ne kadar bir programa oldu? Geldim. İyi yaptınız valla, çok mutlu olduk. Yani çok neşeli konular konuşmuşuz ama güzel haberler, güzel öneriler de. Evet, ama sizin pozitif enerjiniz bize iyi gelecek. İzleyicilerimize de iyi bilgilerim gelecek. Bilgilerim iyi gelsin daha bilgilerim fazlası. Ne kadar oldu ekranlara çıkmayalı? Bir süre oldu, yurt dışındaydım çünkü bir de Covid geldi. Ay, evet. Eskiden ya, bayağı geç çıkardım. Evet, sizi tanıyor çok izleyicilerimiz de. Şimdi biz bugün diş sıkma problemini, fibromiyaljiyi biraz konuşacağız değil mi? Sizinle bağlantısını yani daha aslında doğrusu. Aslında birazcık bağlantılar ve öneriler konuşacağız. Ve öneriler. O yüzden aslında çok gerçekten faydalı önemli olacak. Önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Hele hele fibromiyalji bana mı öyle geliyor bilmiyorum ya da farkındalık arttığı için bir sanki de herkeste bir fibromiyalji hastalığı var gibi. Şimdi fibromiyaljiyi ilk televizyonda gündeme getiren çok uzun yıllar, ben bile unuttum. Hı-hı. 2012 falan mıydı? Bendim aslında. O zamanlarda ismi bile duyulmuyordu ama şimdi neredeyse her programda bir fibromiyalji konuşuluyor. Tabii canım, herkes konuşuyor. Ben de fibromiyalji. Bilinirlik arttı bir. Tabii. İkincisi fibromiyaljinin yapısı ve olma olası şeyi arttı. Yani 1900'lerde bu kadar fibromiyalji yoktu. Üçüncüsü Covid dönemiyle birlikte daha da arttı. Çünkü Covid enfeksiyonu şeyi tetikliyor. Altyapınız neyse onu tetikliyor ve Covid'in kendisinin ağrıları da fibromiyaljiye benziyor. Bel ağrısı, vücut ağrısı. Evet. Covid, var olan Covid'i aktifleştiriyor. Covid'in daha böyle sinsi semptomlarını, bulgularını açığa çıkarıyor. Zaten fibromiyaljide ise onu da daha ağırlaştırıyor. O yüzden son gün dönemde çok fazla arttı. Ben başım alamıyorum uğraşırken. Ya, değil gerçekten mi? De yani yetişmek çok zor. Çünkü fibromiyalji de çok başlı bir canavar gibi derim. Bir hasta değil aslında, birçok şikayetin bütünüdür. İşte biz burada onun temel ayaklarını konuşmak istiyorum. Ben artık fibromiyalji nedir herkes biliyor, onu anlatmak istemiyorum. Bunun temel ana en kök sebepleri nedir ve nereden yol alınmalıdır? Çünkü herkes çare alıyor ve o çaresizlikle, o umutsuzlukla tamamlayıcı tıp, ya yani ilaçlar bir yere kadar, tamamlayıcı tıbbın birçok unsuruna başvuruyor ama bir yere kadar oluyor. Bazen de maddi manevi çok kendilerini yıpratıyorlar. Biraz öyle bir bilgilendirme, güzel şeyler söyleyelim istedim bugün. Evet, şimdi Covid ile fibromiyalji bağlantısı mutlaka var, söylediniz. Psikolojik olarak da çok etkilendiler herhalde fibromiyalji tabii, hastaları. Tabii, fibromiyaljinin psikolojik boyutu çok önemli. O da apayrı zaten konuşulacak bir konu baktığınızda. Ama fibromiyaljiyi herkes biliyor dediniz ama yine de siz nasıl tanımlıyorsunuz? Her hekimin benzetmesi ayrı oluyor ama zaten bilimsel olarak bir tanımı var ama siz ne söylersiniz? Bilimsel tanımı, tanı kriterler içindeki tanımı. Benim nedir derseniz, evet. Benim daha farklı bir şey söyleyeyim. Geçmişinde başarılı, becerikli, hızlı, çalışkan, fark yaratan bir insanın hayatının bir döneminde artık eskisi gibi olmamasıdır. Eski yaptıklarını yapamamasıdır. Yani şey gibi, yani bir ev hanımıysa artık evinin temizliğine o kadar dikkat edemez, birçok şeye yetişemez. Aynı anda birçok işi halledebilen bir insan veya işte iş hayatında da normalde işi yürütebilse bile aslında kapasitesi o değildir. Yani eskisi gibi olduğu gibi olmamaktır aslında. Ve bunu içi bilir ve mutsuz olur. Çaresizlik de, çözüm bulamamak da mutsuz ediyor. Ancak şeydir, genel işte ağrıları, yorgunluk hissi, o bedenindeki isteksizlik depresyon değildir. Ben hep bunu vurgularım yıllardır. En ufak bir enerjisi toplasın, bedeni toplasın, anında zaten o şey yoğun çalışma şeyine dönmek ister. Fibromiyalji öyle değişik bir durum yani. Evet, bunu şeye de bağlayabilir kişi değil mi? Eskisi gibi değilim, yaş aldım, yaşlandım. Hiç alakası yok. Ben eskiden neler yapardım, neler? Yani atlanabilir bir hastalık mı aynı zamanda? Yani şimdi şöyle bir şey, atlanmaz.
Fibromiyalji hafifken atlanır da o hayatınıza gelip sizin hayatınızı ele geçirdiğinde atlanmaz. Çünkü bütün hayatınızı etkiler. Ciddi düzeyde iş görmezlik noktasına getiriyor. Yani öyle ki yani %30'larda falan neredeyse artık hayatı sürdüremeyecek. İşini, gücünü, evinin işini, hayatını, her şeyini, çocuklarına yemek yapamayacak. Yani cinsellik yerlerde eşi bile sorun yaratmaya başlıyor. Bütün hayatı kilitleniyor. Bu noktaya getirdiğinde atlanacak gibi değil aslında. Artık hayatı kilitliyor. Evet. Peki o zaman biz şimdi diş sıkmayla bağlantısını konuşacağız ve diğer hastalıklarla da bağlantısı. Ya daha doğrusu fibromiyalji başka nelere sebep olur konuşacağız. TV4 Instagram adresine siz sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Diş sıkmanın bedenimiz üzerinde nasıl etkileri var? Yani diş sıkmayı tamamen psikolojik sebeplere bağlıyoruz biz ama fibromiyalji ile nasıl bir bağlantısı var? Bayağı ciddi bir bağlantısı var. Şimdi fibromiyalji de oraya geleceğim. Böyle bir algoritma, bir şey çizeceğim size. Tamam. Çünkü ben ya 20 yıla yakındır ilaç dışı tıpla uğraşıyorum ve fibromiyalji, migren benim spesifik alanım. O hastaları çözmeye takıntılı halde çalışıyorum. Öyle olunca hep çözüm aradığımda geldiğim nokta fibromiyalji için birçok şey söylense bile psikolojik şu bu şöyle bir noktadayız. Şimdi birincisi vücudun postürü bozuluyor fibromiyalji hastaları. Postürü. Postür dediğimiz şey vücudun duruşunun bozulması. Yani vücudun kayması diyebiliriz ama aslında bu bir şeyin göstergesi. Vücudun sağ yarısıyla sol yarısı 3-4 santim kadar kayıyor. Tepeden tırnağa. Bu kayınca bütün kaslar, her şey çekiştiriliyor. Çekiştirilince bütün o yaygın bir orası ağrıyor, bir oraya gidiyor, bu buraya gidiyor da daha iyi anlayabiliyoruz yaygın ağrıyı. İşte boynunda düzleşme, bel boyun fıtığı var, bütün kaslarında ağrı var, onu anlıyoruz. Peki bunu ne yapıyor? İşte oradaki şey diş sıkma. Bizim bütün vücudumuzu kaydıran şey, postürümüzü bozan şey, en önemli etmenlerden ki fibromiyalji hastalarının %100 diş sıkarlar. Diş sıktığında niye böyle? Diş sıkman benim nasıl bütün vücudumu kaydırsın ki? Aslında dişlerimizden giden uyarılar beyne gidiyor. Beyindeki o merkezi bütün kaslar, bütün şeyler ve bütün vücudumuzun kasının duruşunu sağlayan, bizim ayakta yer çekimine karşı dik durmamızı sağlayan postür orada yapılıyor. Bu buradan dişleri sıkınca oradan böyle bası oluyor ve beyne ciddi bir veri bombardımanı oluyor. Şimdi düşünsenize burada çok ciddi bir gürültü olsa biz programı yapabilir miyiz? Yapamayız programı ve bu programı yapamadığımız zaman da sorun çıkar. İşte dişlerden bütün gece diş sıkıyoruz ya, beyne bir bombardıman, bütün vücudun postürü yapamıyor, beyin işini yapamıyor. Gürültü yüzünden o biz eksitasyon diyoruz nörolojik olarak. Böyle olunca da postürümüz ayarlanamıyor, postürümüz kayıyor. Evet, çok yani enteresan, çok ilginç bir bağlantı. Bu tamamen yani bilimsel bir bağlantı ama klasik nöroloji veya klasik tıp bilgisi değil bu. Yani benim bu 20 yıllık araştırmalarımın sonucunda hatta bu bağlantıyı, bu çözümü son 4-5 yıldır bu noktaya geldim. Diş sıkmayla falan plaklar yaptırıp çok uğraşıyordum. Evet, evet. Bunun beyinden resetlenmesi, düzenlenmesini Fransız Michel Marignan diye 40 yıl ömrünü bu işe vermiş bir bilim adamı. Ondan eğitim alınca çözdüm. Artık en son düğüm orada çözüldü. Şimdi bunu düzeltmek gerekiyor. Bunu düzeltmek için beyinden resetleme bazı teknikler gerekiyor. Şeyle düzelmiyor. Burada bu programda benim amacım uyarılarda da bulunmak. Postürle ilgili bir sürü egzersiz, bir sürü şeyler var. Instagram'da bazen ben bununla ilgili paylaşım yaptığım için benim de önüme düşüyor o tür paylaşım yapanlar. Gösteriyor sosyal medya. Böyle egzersizler, programlar var. Postür bedenden düzelmez. Egzersizle düzelmez. Evet. Düzeltilen beyinden düzelir. Bir kere posturoloji diye bir şey var. Türkiye'de posturolog var mı? Çok yok. Ben yurt dışından döndüğümden bu yana posturolojiyle ilgili meslektaşlarıma atölyeler, toplantılar, atölyeler yapıyorum. Bunu gündeme getirmeye çalışıyorum. Çünkü vücut 3-4 santim kaymayı düzelttiğin anında vücutta bir şey değişiyor. Eskiden yaptığım tedavi seanslarına göre 3'te 2 seansım azaldı.
İşi kaynağından. İşte ama burada şeye geliyoruz, diş sıkmaya geliyoruz. Ben bunu beyinden resetlesem de diş sıkmayı düzeltmeden olmuyor. İşte orada psikoloji giriyor işin içine. Allah Allah hocam, ne kadar yenilikler. Şimdi birbiriyle bağlı, hiç ilk defa duyuyorsunuz. Çünkü evet, bu ilk defa bayağı gerçekten. Bu kadar sağlık programı yaptık. Çünkü şey... bu benim ama ben 20 yıldır takıntılı uğraşıyorum. Hı-hı. Yani gerçekten bunu çözmek için çok uğraştım. Şimdi diş sıkma, neden sıkıyoruz? Gün içinde buradasınız, sorun çıktı yayında veya işte ekipte sorun çıktı, sıkıntılısınız, akşam diş sıkarsınız. Veya yarınki gelecek konuk gelmedi, bir şey oldu falan filan, bir kar yağdı, yani yakında yağacak, gelemeyecek. Hadi bakalım, şimdi konuk gelecek mi, trafikte evet. kalacak mı? Bir şeylere canınızı sıktınız, gece diş sıkarız. Bu okey, buna bir Normal. Şey demiyoruz. Tabii ki, çünkü bizim diş sıktıran şey, ana şey bizim... Şöyle anlatayım. Bizim beynimiz, biz akıllı hayvanız. Beynimizin altı var, ortası var, bir de üstünde kabuğu var. İşte kabuk kısmı bizi hayvanlardan ayıran kısım. Bizim akıllı olmamızı sağlayan. Ama bilinçli kısım. Bir de bilinçsiz, hayvansı beynimiz dedim, orta beyin ve beyin sapı bölgesi var. Orası otomatik çalışır. Düşünerek kontrol edemeyiz. Orası bizim bilinçaltımız. Şimdi orada herkesin bir görevi var. Nefes aldırıyor, hafızayı kaydediyor, duygularımızı ayarlıyor. Bunların hepsi birbiriyle de ilişkili. İşte uyku, uyanıklık, melatonin, bilmem ne, hormonlarımız, her şeyi orası yapıyor. Düşünseydik karışırdı. Orayı öyle ayarlanmış. Yaratılırken öyle. İşte hayvanlarda da aynı bölüm var. O yüzden hayvansı. Çünkü bizim yaşamsal, bedenimizin yaşamsal devamlılığını orası sağlıyor. Bizim fibromiyajimiz nerede? Ağrılarımız, fıtıklarımız, kulak çınlamamız, baş dönmemiz hep bedende oluyor. Beyinde olmuyor. Orayı yöneten orası. Bedenimizi bir çalıştıran, kalp hızımızdan, bağırsaklarımıza, işte ne bileyim yumurtalımızı, her şeyimizi çalıştıran da orası. Orası bizi hayatta tutmak için orada amigdala diye bir yer var. Böyle küçücük yer beyinde. Beyin büyük değil ki, her şeyin küçük küçük merkezi var. Orası bütün dışarıdan gelen olayları alıyor ve ilk oraya geliyor. Orası kapı kontrol. Orası ilk kapıda karşılayan memur orası. Diyor ki hayati tehlike var mı? Hayati tehlike varsa ne bileyim aslan saldırdı. Ceylanın 300 kilometre kaçmasını o sağlıyor. Bacaklara kan pompalıyor veya donup kalıyor. Otomatik canım. Yapıyoruz zaten bunları. Evet, bunu bilinçaltı yapıyor. Şimdi bizde de bu var. Bize de olaylar geliyor. Ama bizim bilinçli beynimiz araya girdiği için o normalde geliyor. İki dakika sonra sol beyinde başka bir hipokampus diye görevli var, oraya aktarıyor. Şimdi eğer amigdala da takılıp kalırsa, o tarafa gidemezse sürekli vücuda sinyal gönderiyor. Öyle ki fibromiyajiden bahsettik. Fibromiyajı hastalarının benim buraya yönelmemin en büyük nedeni de bir bölümünde özellikle ciddi bir travma var. Yaşamında bir olay var, başına gelmiş çok üzücü, zor bir dönem var. Ondan sonra fibromiyajı böyle açığa çıkmış. Onlara ne tedavisi yaparsan yap işe yaramıyor. Vücut kilitlenmiş kalmış orada çünkü. Ve bütün sırtı kasılı, boynu kasılı, her yeri kasılı. Geçen gün daha bir hastam geldi, bütün kasılı ve ciddi bir çocukluk travması var. Yıllardır travma ile ilgili çalışmalar yapıyor, kasılmış kalmış. İşte amigdaladaki o dosyayı alıp A beyinden sol beyine taşımak lazım. Zor mu? Aslında bunlara serebral integrasyon deniyor. Bununla ilgili teknikler var, çok zor değil. Bunların yayınları var mı hocam anlattıklarınızın? Bilimsel yayınları mı? Bazı mesela şey var, EMDR var. Bunlar da şey, NLP de böyle etkileyebiliyor. Hipnozla ilgili şeyler var. Biraz hipnozda regresyon çalışanlar var. Bu anlamda güzel çalışan şeyler var. Bu benim, bir de benim kendi tekniğim var. Nöral bypass, amigdala transfer teknik diyorum. Orada kulağı kullanıyorum mesela. Ben hani burada zaten hani benim yaptığım değil de gördüğüm bir şey var. Onu konuşalım. Ha, son günlerde gündeme gelen aile dizimi var. Evet, yani, aile dizimi. İlginizi çekti. Çekti değil mi hemen? Tabii. Fibromiyajı çok ilişkili. Çok ilişkili ve sadece şey değil, bilimsel, hani ne bilimsel, derler? Bilimsel aile dizimini geliştiren bir Alman psikolog. Hayır, aile dizimi için demedim. Fibromiyajı sadece medikal bir tedaviyle çözüm bulunacak yok, bir hastalık değil. Ne yazık ki. Yani bunun yanında işte az önce söylediğiniz bunlar, bir sürü regresyon tedavileri bile. Bunlar medikal dişi değil. Bunlar da yine tıbbın içinde. Sadece şimdi tıbbı şöyle ayıralım. İlaç dışı, ilaç dışı tıbbı.
tıp gibi ayıralım. Bunların hepsi de bilimsel. Yani öncelikli tanı ve bir ilaç kullanmak yerine nedenlere inmek olarak yani. Fibromiyalji o yüzden de çözüm bulunamıyor. Çünkü ilaçla, antidepresanla çözülecek bir tablo değil. Panik atakla falan karışıyor mu hocam? Karışır çünkü fibromiyalji de. Şimdi duygu durumumuz da bu amigdalanın yanında. Evet. Orası da panik atakımsı şeyler oluşuyor. Artı bir de şey de oluşabiliyor. Vücutta yaygın inflamasyon oluyor. Fibromiyalji de oluyor. Benim burada söylemek istediğim, şimdi konuyu yine şeye getireceğim. Evet, çünkü uyarıda bulunmak istiyorum. Ben hani artık 56 yaşıma geldim. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Amacım insanlara yardımcı olmaya çalışmak. Yani doğru yol alsınlar diye. Hı-hı. Çünkü iletişim çağındayız. Çok fazla bilgi var ve herkes bir şeyi düzelttiğini, yaptığını söylüyor. İyi niyetle, kötü niyetle yani. Ama herkes baktığı yeri görüyor. Ama bu işin temeline geldiğinde nerede duruyor? O yüzden hatta hasta okulu yapıyorum ben YouTube kanalımda. Sırf hastalara ders gibi anlatıyorum bunları. Aa, çok güzel. Bilinçlensinler diye. Şimdi travmalarımız bir yanıyla böyle çok kötü ve çok şey olsa da o bilinçsiz beyinde ya, onu sağ beyinden sol beyine, hani duygudan ayrıştır, beden üzerindeki o amigdala beyin, bedeni kasıp bedeni her şeyi yapabiliyor, yetkili ya, o yetkiliden alıp arşive kaldırmak elimizde ve kolay teknikler var. Ama tabii ki her şey çok şey kullanıldığı için travma ciddi bir şey. Bu konuda çok profesyonel olmayan bir insanla travma çalışmamak lazım. Bana geçen hafta gelen hasta birçok tekniğe iyi insanları ama travması çok büyük ve artık çocukluk travmasını açılmış, kapağı açılmış, çözülmemiş, dosya taşımamış sol beyine, arşive kalkmamış. Bu sefer her an yaşıyor. Aynaya bakıyor, yüzünde travmasını görüyor. Şey yapıyor. Hani mesela aile dizimci, benim profesyonel uzun yıllardır çalışan tanıdıklarım var. Diyorlar ki daha dün diyor bana dizimi geldi. İlk defa dizimi tanıdı diyor. İki gün sonra Instagram'da görüyorum aile dizimcisi diyor. Takipçilerle. Evet, onu diyecektim. Profesyonele, şimdi, travma çalışırken profesyonele. Az önce yılların deneyimi olmasına ne olur dikkat evet, etsinler. Az önce kullanılabilir. Dediniz ki aile dizimi bir bilim insanı tarafından çıktı. Almandı değil mi? Evet, psikolog. Ha, ama bugün Bert Hellinger. Bugün evet, o kadar. Ben yapmıyorum aile dizimi. Ha, ben anladım. Daha farklı ama çalışıyorum sürü, da biliyorum yani. Şeyde aile dizimi yapıyor yani, bilimsel olmayan. Sadece bir iki seminerle bunun belgesini almış kişi yapıyor. Şimdi birazcık kolaycılık var tabii ki günümüzde. Hı-hı. Yani şöyle yapıyor, bir şekilde kendisi deneyimliyor, birileri de eğitim de veriyor. O eğitime gidiyor işte birkaç hafta sonu, bir kısa dönem falan. Ondan sonra Instagram'ı iyi kullanıyor, Hı-hı. aile dizimci oluyor. Evet. Buradan yani da uyaralım izleyicilerimizi. İşin ciddiyetinin farkında değil. Yani sonuçta hekim olmayan veya psikolog, psikiyatr olmayan aile dizimcileri de var. Yıllardır benim tanıdığım ama onlar o kadar uzun yıllar çalışmışlar ki bu işin profesyonelleriyle. Yani bayağı ders çalışmışlar, pratik çalışmışlar. Nerede duracaklarını. Çünkü travmaya dokunduğunuzda kutuyu açarsınız, kutunun, Pandora'nın kutusunun kapağını. Onu taşıyamıyorsanız, temizleyemiyorsanız hastayı daha berbat duruma getirebilirsiniz. Psikolog ya, açmadan ve psikiyatrist taşımak mi olmalı yapan kişi? Yok, şart değil. Yani birçok teknik var. Yani sonuçta hekimler de mesela genelde ben mesela auriküler kromoterapi, kulaktaki amigdalayı ışıkla uyararak çalışıyorum. Orada mesela ben mesela hipnoz eğitimli, psikiyatri, psikolog olmayan hekimler de bu tür şeyleri kullanabilir. Çok popüler oldu. Bu bir. Postür popüler oldu. Aslında ikisi de fibromiyajinin temelinde. İkisi de birbiriyle bağlantılı. Hı hı. Ve diş sıkma düzeyinde de mesela amigdala düzeyinde çalıştığınızda sonuç alınıyor. Burada ilginç bir şey söyleyeyim. Yani travmanın yanından geçmek gerekir diyorum. Travma mesela normalde bizim yaşadığımız olayların geçmişi var. O duyguların, öfke, korku, kaygı, endişe, çaresizlik, o duyguların ilk açıldığı zaman var. Yani ilk programa konuldu diyelim. Yani i̇şte orayı silebilsek, delete tuşu yok mu hocam? Ya çok kolay yapılıyor. Gerçekten. İşte onu yapıyorum ki bütünü çalıyorum. Şimdi ben mesela travmayı çalışmıyorum. Hastanın travmasıyla ilgili bazen anlattırmıyorum bile hastaya. Yani tak tak ben zaten anlıyorum hayatının gidişinden. Travmayı anlattırmıyorum bile. Tamam,
Oradan bir şeyde o andaki bedenindeki his ne? Çünkü bedeni yönetiyor ya amigdala. Oradan o bedenin hissinin ve duygusunun eskisine gidiyorum. İşte o zaman ilk kayıttan taşımadan orayla çalışsan terapiler, psikoterapilerin tıkandığı yer burası. Çünkü o anla çalışsan olmuyor. Onun en geçmiş, o ana klasöre gitmek gerekiyor. Hani bilgisayarda bir dosyanız var. O dosyanın içinde bir sürü bilgi var. Bir sürü şey koyuyorsunuz ya bir klasörün içine. Bir tanesini çalışmakla olmuyor. Ana bütün o klasörü taşımak gerekiyor. O da ilk açıldığı zaman. Ne zaman? Anne karnı. Doğum. Bebeklikte daha az. Oraya gidip oradan yapmayınca çalışmıyor. Anne karnı ve atalardan gelen. Mesela öfke, korku anne karnında gidebiliyor. Çaresizlik çoğunlukla doğum anı. Hayatımızdaki en çaresiz şeyimiz sıkıştırıldık. Çıkıyoruz oradan sıcacık yerden, korunaklı yerden nereye gittiğimizi bilmiyoruz. En çaresiz anımız o. Ama mesela çaresizlik mesela geriye gittiğinde karanlığa falan gidiyoruz. O zaman atalar. Zaten hastaya sormuyorum bazen. Bazen öyle bir şey geliyor ki zaten işte ataları göçmen, oradan oraya şey olmuş, ailenin başına bir şeyler gelmiş. Muhakkak bir geçmiş şeyleri de var. Onlar da bize aktarılıyor çünkü. Yani şimdi çok başka noktaya taşıdık fibromiyajı. Ama hocam yok çok güzel. Ben keyifle dinliyorum. Şu bir bilim insanıyla bunları konuşmak daha keyifli zaten. Evet evet beynine yani sonuçta birçok şey var. Yok bir yere format atalım bir de insanlar takılmış. İnsanları kullanıyorlar. Ben yani açık sözlüyüm artık yani hiçbir şey umurumda yok, değil. Doğruyu söylüyorum. Çok doğru. Şimdi diyor ki travmanı temizleyecek. Çocukluk bilmem nesini temizleyecek. 40 dakikada temizleniyor mu? Temizleme bitmez o. Bir de orada kilitliyorlar insanları. Travmamı temizleyeceğim, bir şeyi temizlemeyeceğiz, bir şeye format atmayacağız. Zaten o bilinçaltımız onu alıp oraya taşıyor. Nasıl aslan saldırdığında ceylan kaçıyor, iki dakika sonra silkiniyor, otlamasına devam ediyor. Bizim bilinçli beynimiz olsaydı, biz o ceylan yerinde olsaydık, of işte arkadaşımı da yedi, onun da yavrusu vardı, şimdi birazdan nereden saldırır falan, ot mut yemeyiz biz yani. Tabii tabii. Bizi yapan o işte. Depresyona o bilinçli beyni devreden çıkarıp bilinçsiz beyinde. Onu orana burana vurarak farklı farklı yapıyorlar. Aslında bu işin mantığı bu. Evet, bu kadar basit kimse anlatmıyor. Duygusal özgürleşme. Şimdi şöyle bir şey ben nöroloğum ya. Evet. Aynı zamanda ben hani uzmanlık tezim de limbik sistem deriz. Bu bilinçsiz beyin, hafıza onlarla ilgili uzmanlık benim tez çalışmamda. O yüzden de ben hastalarım travmada kitleniyor. Bunun en doğru çözümünü nasıl buluyorum? Oraya takıldım. Ve evet. Mantığını yaptığımız işin mantığını öyle çözüyorum. Bilinçli beynin bir şekilde bir teknikle kontrolden çıkarıp yani o hegemonyayı çıkarıp ondan sonra yapıyoruz. Zaten o yüzden de uykuda çok diz sıkıyoruz. Bilinçli beyin bir uykuya dalıyor ya. Bilinçsiz beyin amigdalada dosyalar yığılmış yığılmış o bize vücuda şey yapıyor. Zaten amigdalayla bu dişlere gelen sinir bağlantısı da var. Bunların hepsinin nörolojik bağlantısı var. O bize diz sıktırıyor. Diz sıktırınca beyne veri bombardımanı yapıyor. Vücut postür işini yapamıyor çok hop, fazla. Fibromiyajı. O zaman kayıyoruz. Kayınca kaslar da geriliyor. Ya bu skolyozun altında böyle bir şey yatmıyor yapıyor, ama. Tabii ki öyle skolyozda mi? Ama sadece değil. Beyne giden, ayaktan giden veri de sorun var da bir de skolyozda. Yani sonuçta yani, tam basmak gerekiyor. Yok ayağın altından giden veri atalarımızdan annenizde babanızda ailenizde bel boyun fıtığı diz ağrısı evet, annenizde evet. Diz kireçlemesi varsa aha. Siz de adaysınız. Tabii. Ama çözümü var posturolojiyle. Benim Michel Marignan derdi ki postürü düzelt, dizdi, kalçaydı, kireçlenmeydi, ortopedist kökenli bir bilim adamıydı o. Öyle bir şey olmaz derdi, doğru. Ben hatta hastalarımı düzeltince diyorum artık yaşlanınca beni unutursunuz ama dizlerinizde kireçleme olmayacak. Diz protezi falan gerekecek. Peki nasıl çalışmalarla düzeltiliyor hocam? Yine ayaktan giden veri mesela ayak altına çip uygulanıyor. İşte posturoloji diye bir şey bu. Evet. Yani şimdi dinleyicilerin kafasını. Evet. Hasta okulum var oradan da izleyebilirler ve ayrıca bir konuşalım. Tabii, hatta tabii. Şey yaparız yani bir tane böyle postür yaparız. Mesela sizin postürünüz bozuk. Bozuk değil mi? Omzunuzun bir aşağıda biri yukarıda. Skolyoz var bende hocam. Skolyoz şöyle bir tık. Ben görüyorum. Artık mesleki deformasyon. Ha. Hep böyle bakıyorum ya. Var var. Yani dur ben de şöyle duruyorum ama. Dur ben ya sizi ayakta tabii da öyle ki, görüyor musunuz beni? Görüyorum. Bak şöyle göstereyim size. Kalkın hocam hiçbir şey olmaz. Gösterelim. Bakın. Gösterin ne olacak? Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Kalemi bırakalım. Şimdi bak buraları referans noktası olarak kullanalım. Burayı görebilirler mi? Biraz böyle mi çıkalım kamerada? Nasıl tamam, görecekler? Şöyle gelin. Şöyle böyle dönün. Hangi kameradan siz bilirsiniz? Tamam. Şimdi bakın. Bakın.
Bak böyle, bak sağ yarınızla sol yarınız arasında ne kadar fark var? 5 santim fark var. Vücudunuz kayık. Kayık şimdi derken? Böyle bak, böyle kayık. Şimdi bak, şöyle bakıyorum. Şöyle dönün döneyim, arkanızı. Ben siz yapın. Ay ne güzel saçlarınız var. Bak elimle bakıyorum, kaburgalarınız eşit değil. Değil Bak değil. şu aşağıda, Evet. sol yukarıda. Evet. Vücut bak, sağ sol bu kadar kaymış. İlginizi çekti değil Yani mi? bu ne oluyor o zaman Bunu ya? düzeltmek kolay. Bunu düzeltmek işte egzersizli olmuyor. Pilatese, Aman neler yogaya. yaptım zaten. Tamam. Olmuyor bir İşte şey. şimdi postürü düz. Geçen bir Travmalardan mı işte arınmak lazım hem hocam? travma, o bir diz sıkmayı azaltıyor. Şimdi şöyle bir şey, ben bunu postürolojide çok kısa zamanda düzeltiyorsun. Ama düzeltmek hekimliğin bir misyonu vardır. Benim misyonum da hastanın uzun vadeli sağlığını sağlamak. Yani diyorum ya, hani 70 yaşındaki, 80 yaşındaki dizini düşünmek durumundayım hekim olarak. Bu esas da bana geliyor, yardım istiyor. Benim sorumluluğum bu. O yüzden de yıllardır ben çok araştırıyorum. Yani o an ağrıyı geçirmek hiç umurumda değil. Sistemi nasıl düzeltirim, uzun vade sağlığı nasıl sağlarım diye çalışıyorum. Şimdi düzeltiyoruz, ben de gelince düzeltirim 2 dakikada. Ya bir dakika beni çağırırsanız gelir orada düzeltirim. Aa evet ya Aletlerimi tamam. getiririm. Ha, aletler. Sonrasında diz sıkmayı çözmezsen yine bozuyor. Ben de diz O sıkma da zaman vardı diz sıkma mesela. var zaten, görüyorum. Evet. Görüyorum. Şimdi diz Çene kemiği sıkmaya da, orada da kaslarımdan bir belli. uyarıda bulunalım. Çok önemli bir uyarı. Daha popüler olan bir şey var. Diş sıkma tedavileri, çok fazla botoks yapılıyor. Ha onu diyecektim. Kesinlikle Maseter yanlış. botoksu işte buralara botoks. Kesinlikle Ya. yanlış. Ya. Yani bunun üzerine şey yaparım, yanlış. Neden? Yapılmamalı. Çünkü birincisi sadece bu masseter kasıyla diş sıkmıyoruz. İkincisi bir sürü kası kullanıyoruz. Üçüncüsü burayı felç ettiğimizde beyin buraya emir gönderiyor. Kas diye burası felç olmuş botokstan kasamıyor. Geriye dönük uzun vadede size o bayağı faiziyle geri dönüyor. O gün hastayı mutlu ediyorsun. Birkaç ay hastayı mutlu ediyorsun. Bir de Sonra? toksin alıyorsun. Hani güzellik için alsan bir şey demeyeceğim. Hani kırışıklık için yaptırsan, ama sağlık için bu yapılınca geri dönüşüm kötü. Çünkü o kasları, beyni değiştiremiyorsun ki. Ya Bir de beyin sıkmaya zaten çalışmaya devam gösterilmiş, ediyor bununla ilgili zaten. Doğru. bilimsel çalışmalar var. Zaten bu diş sıkma üzerine uzun vade çalışmalarda bakılmış ki hiçbir etkisi yok, olumlu etkisi yok. İkincisi, diş sıkma dediğimiz sadece şu dişleri sıkmak değil. Diş sıkma bruksizmle tanımlanan şey, buradaki bütün kasları kullanmak. Yani böyle tırnak yemekten sürekli dil yalamaya kadar hepsi buradaki kaslar beyine uyarı gönderiyor. Yani sonuçta tek o değil, bunu tek bir kası felç ederek bir şey yapamayız. Evet, bunu da söylemiş Çözünmeyi olduk. nasıl olur? Çok doğru, oklüzal splintler var. Bir de herkes plak yapıyor, bir de çok komik. Botoks yapıyor, bir de plak yapıyor. Zaten sen şey yaptın, kası felç ettin. O plakta bütün kasları ayarlayacak temas noktaları ayarlanıyor. Bir sert olması gerekiyor ve onun üzerinde sürekli bir ayar yapılması gerekiyor. O kaslar sağlısı. Çünkü diş sıkarken bir tarafı kullanırız. Sağlı solla eşitleninceye kadar. Orada da bruksizm, diş sıkmayı da yani ilk ben gündeme getirdim, pişmanım. Çünkü o kadar çok insana botoks yapılıyor ki, Evet, biliyorum çok yani, yapılıyor. yıllar önceden beri uğraşıyorum. Onu da uyarayım. Evet. Çok uyarı programı oldu. Peki ne Olsun yapsın olsun çok iyi hastalar? oldu. Ne yapsın? Onu Ne söyleyelim. Süremiz ne yapsın? kadar Çok az kaldı? süremiz kaldı. Çok Soruları var izleyicilerimizin ama bir şey önce siz ne söyleyeyim. Ne yapsın yapsınlar? söyleyin. Tamam. Birincisi, her yere, her şeye yani son umutla paralarını da harcamasınlar, Evet. umutlarını da harcamasınlar. Etki mekanizmasını akıl vermiş Allah bir kullanıp nasıl çözeriz diye şey yapsınlar. Kendi kendilerine fibromiyalji ile ilgili psikolojik bir şey değil. Bunu bilsinler ama fibromiyaljileriyle barışsınlar. Öyle egzersizle, sporla olacak. Yapabildikleri kadar egzersiz yani, ama hiçbir zaman öyle değil. Solunum bizim için önemlidir. Kendisiyle Nefes hiç değil mi? yüz Doğru yüze nefes. karşılaşmadım. Nefes terapileri de iyi, ona yapabiliyorlarsa. Basit bir 40-50 lira galiba Triflo. Yani Triflo kullanabilirler. Rüya Acar Hoca var, Gözçere. Onun bir Instagram'ı var. Kendisiyle hiç karşılaşmadım ama referi oluyorum. Çünkü kadın doğru bir şey söylüyor. Sadece yani sonuçta bir sürü ozona gidinceye kadar 40-50 liraya Triflo alıp onu yapsınlar, daha faydalı. Çok para vermeyince bizim Hani halkımızda şu şey üfleyip geldi. toplarını yukarı Toplar, kaldırdığımız şey değil evet. mi? Tamam. Bu koronada da zaten ciğer sağlığı için burada da Sadece onun için değil, gösterdik onları hepimizin hep. yapması lazım. Hepimizin doğru. Evde de bulundurmak lazım Dok yani. oksijenizasyonu fibromiyaljide çok katkısı var.
Evet. Şimdi izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Buyurun gelsin sorumuz. Soru çok İzleyicimiz da. ne diyor? Diyor ki, çocukluğumdan beri çok takıntılı bir insanım. Şu anda teşhis konulamayan ağrılarım var. Sebebi çocukluğumda yaşadıklarım olabilir mi? Olabilir. Takıntılı bir bizim yedisinde neyse yetmişimizde o yüzdür bir kişilikle doğuyoruz. Bir mizacımız var yani. Mizacımız var. Evet. Ben de takıntılıyımdır. Birazcık da mesela çocukken huysuz derdi ailem benim. Yani bir mizacımız var. Yani ben çok titizlenirim, dikkat ederim, şey yapalım. Yani böyle bir yapım var. O yüzden de bu kadar bir şey anlatıyorum. Bu mizac ama bu mizacın bize sorun yaratması hayatımızda benim işime yarıyor. Titiz çalışıyorum hastalıklarla. O inadım, inatçı derlerdi. Şu anda hastalığı çözmeye inat ediyorum. İşe yarıyor. Yani geri dönüyor. İyi anlamda Pozitif. kullanıyorsunuz Ama bunu. benim hayatım engellemiyor. Ama başka bir şeye takıntı yapıp işimi gücümü sürdürmemi engelleseydi o zaman sorundu. O zaman burada travmaların rolü var. Çocuklukta işte şeye takılmayalım. Çocukluktaki yaşamışlıklarımızın da ilk duygusu anne karnı ve şeyde. O çocuklukla çok uğraşmayalım. Ha, Onu yani anlatıyorum. çocukluktaki de aslında anne Çocuklukta karnında mı atıldı? anne karnında atalarımızdan doğarken atıldı. O yüzden Gibi de ya. çocuklukla uğraştığımızda eşeler dururuz. Onu anlatmaya çalışıyorum ya. Evet. Buradan çok insanlar geliyor. Nereye kadar neyi temizleyeceksin diyorum. Çocukluk kimin çocukluğunda travma yok ki? Ay Yani hangimizde sonuçta. yok ya? Yani Tabii. en el bebek gibi bebek büyütüyorsun. Ben çok dikkatli büyüttüğümü zannediyorum. Oğlumun bir şeyleri böyle bir ders çalıştırırken şeyi vardı. Böyle ben bir şey yapamayınca çocuk böyle ben hiçbir gün demedim yanlış yaptın diye. Hem bu benim yaptığım çalışmayı yaptı. Mükemmeliyetçilik var değil mi? Yaptım çocuk Herhalde. takılıyor sonrasında. Dedim ki oğlum ben sana hiç kızdım mı yanlış yapınca? Niye sen böyle yapıyorsun? Bilmiyorum anne diyor. Anne karanlığa gitti anne karnında. Ben anne karnındayken bir sürü bir şeyler olmuştu o hamileyken. Çalıştık hiçbir şey ne olduğunu da bilmiyoruz. O zamandan beri öyle bir şey yok mesela. Ya. Ben onu istediğim kadar terapiye göndereyim, istediğim kadar yapayım. Orada takılır kalırız. Çocuklukta öyle mi oldu, böyle mi oldu? Çok şey ekiliyor çocuklukta. Yani bilinçaltımız açık daha biz biraz böyle ilkokul çağına gelinceye kadar o dönemde. Ama o ekilenlerin o asıl duygu bağlantısı var. O yüzden de çok debelenmesinler Evet. çocukluğumuz. Hepimizin çocukluğunun kendine göre travması var. Ayrıca bugünü bizi yapanlar o çocukluğumuzdaki Ben travmalar aynı birazcık. çok Ben iyi harikasınız tarafından ya. Ben bakıyorum. hastaları böyle takılmış bana gelen hastaya derim ki şu Ama. anda seni sen yapan bu derim Ay ya. tabii canım. O anne, o İyi ki o baba, travmayı o anne, o baba, o öğretmen. Evet. Valla ben biliyorum benim ilkokuldaki öğretmenim yani şeydi böyle biraz ayrımcılık falan yapıyordu. Ben o inatla çalışkan oldum. Bak ama nasıl faydası olmuş değil mi Tabii canım hocam? yani ben İyi o tarafından başka bakalım. öğretmen de olsam bu kadar inat etmeyebilirdim Evet. başarmak konusunda. Süremizi doldurduk hocam. Ay Ama bitmedi bir kez daha bekliyoruz inşallah. Bu konuyu böyle biraz deşelim doğru Sizin ağızlarına. postürü de Ya benim düzeltelim. postürü nasıl düzelteceğiz peki hocam? Ne onun yolu? Bebekliğe mi iniyorum? Auriküle medisin kullanacağız. Birkaç şey var. Keşke getirseydim yanımda. Yaparız Ben yani. gelirim hocam siz nereye derseniz. Yeter Tamam, ki bakarız yani çünkü sonuçta. ben farkındayım yani bunu şey yaptılar Yani bana. sonuçta hassas Yapıldı. ve detaycı bir bakış açınız var. İşinizi ciddi yapıyorsunuz. Diz Böyle sıkarsınız. bir katlanma da var arkada mesela perde gibi hani oluyor ya böyle pili var o kaburganın altında. Kaymış ya o İşte yüzden. evet. Ay ben de bayağı şimdi hocam muayene Ama oldum bu bayağı. şeydir yani daha iyi işini iyi yapmaya çalışan hassas insanlar da olur. Onlar diş sıkar. Ha bu arada Tabii. diş sıkanların %80'i de sıktığının farkında Bir de değildir. o var tabii. Onu da söyleyelim. Peki, nöroloji uzmanı Doktor Emel Gökmen uğurluyoruz sizi. Çok teşekkürler tekrar. İyi ki Çağırdığınız için ben geldiniz. teşekkür Çok ederim. sağ olun. Umarım birilerine yardımımız olur. Umarız mutlaka olmuştur.